Herkese selamlar dostlarım. Bugün size Sollet ayo cüzdanının kullanımını anlatacağım. Sollet cüzdanı Solana ağındaki bir yazılım cüzdanıdır. Bu cüzdanı iki şekilde kullanabilirsiniz. Bir web olarak kullanabilirsiniz. Bir de extension yani Chrome eklentisi olarak kullanabilirsiniz. Ben genelde Chrome eklentisi olarak kullanmayı tercih ediyorum. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar solid Extension yazdım Google'a. Burada en üstte çıkan linke tıklıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey bunların klonları olabilir. Nasıl doğru olduğundan emin olabilirim? 200 binden fazla kullanıcı kullanıyor ve e, puanına bakabilirsiniz. Ardından Chrome ekle diyorum. Uzantıyı ekleye tıkladım. Bakın sol aşağıda yükleniyor. Yüklendikten sonra sağ üst tarafta Chrome'daki eklentilerin gözüktüğü kısımda e, benim eklentim gözükecek. Evet, eklentim tamamlandı. Eklentilere tıkladım ve bunu sabitle yaptım. Burada gördüğünüz 24 tane anahtar kelime bizim cüzdanımıza erişim anahtarımız. Eğer bunları kaybedersek cüzdanımıza hiçbir şekilde erişemeyiz. Mesela diyelim ki bilgisayarımıza bir şey oldu. Bu 24 kelime ile ben tekrar cüzdanıma erişebiliyorum. Bir diğer husus, önemli husus bu anahtar kelimeleri kimsenin erişmemesi lazım. Yoksa cüzdanımıza erişebilirler. Yani bu anahtar kelimeler çok kritik arkadaşlar. Genel olarak kullanılan güvenli yöntem şudur. Bunları güvenli bir deftere yazılıp saklanır, öyle söyleyeyim. Burada da söylüyorum. Bu cüzdanları e, güvenli bir yerde sakladığımı söylüyorum. Benim backuplarımı saklayan mnemonic file ise buraya tıklayarak indirebilirim. Continue'ye tıklıyorum. Anahtar kelimeleri girdim. Continue dedim. Bizden şifre girmemiz istiyor. Peki bu şifre nedir? Bu şifre de şudur arkadaşlar. Ben bilgisayar kapattım. Yeniden açtığım zaman bu şifreyle girmem isteyecek. Veya e, çeşitli merkeziyetsiz borsalara tıkladığım zaman bu merkeziyetsiz borsalar benden cüzdanıma erişmek istiyor. İşte bu durumlarda şifremi girmem gerekecek. Size tavsiyem büyük küçük harf ve rakam kullanın. Çünkü biz şu an zaten kripto paralarla uğraşıyoruz. Yani kimse parasını kaybetmek istemez. Kripto paralarda en önemli kıstas da yüksek güvenliktir arkadaşlar. Create Wallet'a tıkladım. Ve cüzdanım şu an eri, oluştu. Bakın burada tekrar tıkladığım zaman benden tekrar şifremi istiyor. Şifre girmemi istiyor. Keep Wallet Unlocked dediğim zaman Chrome'u tekrar kapatıp açana kadar benden bir daha şifre istemez. Bakın tekrar kapatıp açtığım zaman benden şifre istemiyor. Şimdi bu bir Solana ağındaki bir cüzdan. Mesela Metamask'ta Ethereum ağında bir cüzdan kullandığımız zaman ne yapıyoruz? Onu bir gas fee'leri harcayacağımız İşlem ücretleri için bizden bir para kesecek bir ve bunun bir para birimi var. Burada da sizin de gördüğünüz gibi bunun para birimi SOL. Yani ben bu cüzdanı kullanabilmem için cüzdanın içinde bir miktar SOL bulunması lazım. Bu yüzden öncelikle cüzdanıma ben SOL göndereceğim. Binance'a tıklıyorum. Sağ üst tarafta cüzdan spot yatırma çekme'ye tıkladım ve ardından buraya geliyorum. SOL yazıyorum. Bakın SOL çıktı. Çekmeye tıkladım benden adres isteyecek. Bu adresi nereden alacağım arkadaşlar? Tekrar tıkladım. Buraya tıkladım receive. Al demek, send gönder demek. Ben şu an alacağım için receive'e tıklıyorum. Bu benim arkadaşlar Solana'daki solana cüzdan adresim. Diğer tokenlar için de bunu kullanacağız. Kopyala'ya tıkladım. Geldim buraya adresi giriyorum. Bakın otomatik olarak Solana çıktı. Eğer çıkmadıysa ben bunu Solana yapacaktım zaten. Burada diyelim ki bir tane Solana göndereceğim. İşlem ücretini ne kadar kesiyormuş? 0.01 de işlem ücreti kesiyormuş. Eğer siz küsüratlı gitmesini istemiyorsanız 1.01 yazabilirsiniz. Çekmeye tıkladığınız an bu gelir buraya kısa süre içinde sol cüzdanına ulaşır. Solana al gerçekten çok hızlı bir cüzdan arkadaşlar ve çok ciddi anlamda hype olmuştu. Fakat bu hype'ın zirvesindeyken yoğun kullanımdan ötürü bir güne yakın aksamıştı ve bu da çok ciddi prestij kaybına sebep oldu. Fakat hala birçok insan kullanıyor. Ben de Solana kullanıyorum. Ben her zaman diyorum kripto paraları da e, Borsalarda merkeziyetsiz borsalarda cüzdanlarda yatırımı dağıtacağız ki birine bir şey olsa diğerine bir şey olmasın diye O yüzden ben solda kullanıyorum Şimdi burada ikinci konu benim önem verdiğim mesela şu an burada sadece sol gözüküyor Şimdi arkadaşlar buraya nasıl token ekleriz bunun için sağ üstteki artı sembolü kullanacağız Fakat token ekleyebilmemiz için de e, Bir miktar Sol gerekiyor Solid cüzdanlarında token eklerken bile çok cüzdi de olsa bir ücret kesiyor Şimdi bunu kendi cüzdanımdan göstereceğim. Bu arada dostlarım, eee Phantom'da yine Solana ağındaki bir başka cüzdandır bakın burada var. Onun da nasıl kullandığını merak ediyorsanız mobil kart gönderiyorum. Oradan izleyebilirsiniz ve açıklamalarda bir link var. Oraya tıklayarak uygulamayı kullanmaya bakabilirsiniz. Şimdi token ekleyeceğiz. Solletim açıyorum. Bakın burada birçok token ekli. Olmayan bir token ekleyelim. Ne ekleyelim? Sol farm Burada kontrakt adresi yazıyor. Bunu kopyaladım. Bakın sol anağındaki kontrakt adresini eklemem lazım. Başka herhangi bir ağdaki olmaz. Tıklıyorum. Sağ üst tarafta artıya bastım. Burada belli başlı tokenlar var zaten. Bunlara tıklamak yerine manuelle tıklıyorum. Bu arada token ile coin arasındaki ufak farkı hemen anlatayım. Mesela sol bir coin'dir. Kendine ait bir blockchain'i vardır. Kendine ait bir yolu vardır. Ana yolu vardır. Sol farm ise bir token'dır. Yani bu yoldaki ilerleyen bir oluşturulmuş akıllı kontraktörlerle oluşturulmuş bir kripto paradır. Token oluyor bu. Coin ile token'ın farkı bu arkadaşlar. Bakın token'ın mint adresini soruyor. Buraya yapıştırdım. İsmini soruyor. Sol farm. semboli de tulip. Ede tıklıyorum. Bakın. Sembol eklenmiş oldu buraya geldiğim zaman şu an herhangi bir tulipim yok ama burada gözüküyor. Siz de buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi bir diğer konu ise yazılım cüzdanıyla nasıl merkeziyetsiz bir borsaya bağlanıp kullanacağız? Buna bakalım. Sağ üstte connecte tıkladım. Bakın birçok yöntem var. Yani ben Phantom cüzdanımda kullanabilirim. Sollet extension'ında da kullanabilirim Radium borsasını. Sollet web'de de kullanabilirim. Yani birçok e, kripto para cüzdanı var arkadaşlar. Kripto para yazılım cüzdanı var Solana ağında. Ben bunu şu an Solid extension ile kullanıyorum. Tıkladım. Mesela elimdeki solların bir kısmını az önce gördüğümüz sol farma çevireceğim. Aşağı indiğim zaman cüzdan eklediğim için burada sol farm yani tulip gözüküyor zaten, lale gözüküyor zaten. E, eğer gözükmüyorsa da yine buraya kontak adresini yapıştırırım ve tıkladığım zaman değiştirebilirim. Mesela ne kadar değiştireceğim? 0.01'ini ve karşılığında da işte hatta 0.1 diyelim 0.8 tane verecekmiş bana. Dostlarım burada dikkat etmeniz gereken şey mesela benim 0.17 tane solum var. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra da bana sol kalması gerekiyor. Yani cüzdanımda sol kalması gerekiyor. Çünkü işlem ücretlerinde ben sol kullanıyorum. Buradan setup dediğim zaman cüzdanımdan ona istiyor. Ardından da swap'a bastığım zaman işlemim gerçekleşiyor. Sollet cüzdanının Chrome eklensi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Kripto parayla ilgili önemli haberleri paylaşıyorum ve aldığım sattığım coinleri yine aynı şekilde burada paylaşıyorum. Bu bizim Telegram grubumuz. Burada hem sohbetler ediyoruz hem de aklınızda kalan şeyleri sorabilirsiniz. Bu linkler izlediğiniz videonun altında var. Bu da benim YouTube kanalım. Sizler için faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa siz de kanala abone olarak ve bildirimler açarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.